Merhaba, İlkilerim kanalınıza hoş geldiniz. Öncelikle önemli bir duyurum var. Şu Theon ile ilgili şoplar yapan kişi geri dönmüş. Yeni şoplar yapmış ve onları paylaşacakmış. Bu kez bu işi bitireceğim diyor. Hepsinin sahte olduğu gün gibi ortada olmasına rağmen medya bunu gerçekmiş gibi anlatıp Theon'un üzerine oynamaktan geri durmuyor. Ben artık iyice bu işin şirketlerin ve medyanın işi olduğunu düşünüyorum. Reklam amaçlı idoller kullanılıyor ve ne yazık ki şirkete bağlı sözleşmeli bir sanatçı olan Theon, diğerlerinde olduğu gibi şirket onayı olmadan bir şey yapamıyor, konuşamıyor. Prim vermeyin, gördüğünüz herkesi rapor edin, şirkete bildirin, hesabını şikayet edin, konuyu yaymayın. Ne kadar inandırıcı görünürse görünsün inanmayın çünkü gerçekten kendisi şopluyor onları. Burada konuşmak istemesem de hepsi kanıtlandı. Theon'a güvenin ve ona karşı cephe almayın. Vigül çekimleri gelecek, tüm odağınız onda olsun olur mu? Gelelim diğer habere. Ortalıkta dolanan bir haber varmış. Birkaçınız Insta'da yazmış bana BTS Mayıs'ta Türkiye'ye gelecek haberin var mı diye. Nereden çıktı bu diye bakayım derken söylentiye sebep olan haberi buldum. Burak Tanrısever diye bir organizatör Mayıs'ta BTS'i İstanbul'a getirecekmiş güya. Buyurun duygularımızla oynayan o haber. Öte yandan sevgilisi Burak Tanrısever, genç kızların hayran olduğu dünyanın en çok tanınan gruplarından biri olan BTS grubunu Mayıs ayında İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Prensipte anlaştığı grupla 50 bin kişilik bir konser vermeyi düşünüyor. BTS'e ulaşmış da onlarla prensipte anlaşmışmış. Dünyanın en büyük grubu kalkacak, ürünlerinin bile satışa çıkmadığı bir ülkede sadece 50 bin kişiye konser vermek için gelecek. Şirketten duymadan hayatta inanmam. Daha önce benzer hayalleri Acun kuruyor ve bizi heveslendiriyordu, hatırladınız mı? Getirebildi mi? Hayır. Onun yapamadığını, Tuğba Yurt'un sevgilisi diye tanınmaktan başka bir statüsü olmayan birim yapacak yani. Bildiğiniz BTS üzerinden şirketinin reklamını yapıyor. Bir kanala bakın, bir de programın adına. Sadece magazin dedikoduları konuşulan, gerçekliği olmuş olmamış umursanmayan şeylere haber yapan, BTS düşmanı ırkçı bir kanal ve haberlerinin çoğu yanlış olan bir program. Tek bir güvenilir kaynak yok haberin içinde. Tamamen reklam ve prim amaçlı bir haber. Nasıl olsa biz çok çaresiziz ya. En küçük şeye umutlanır, destek oluruz ya. Kandır babam kandır. Acun'u nasıl baş tacı yaptıysak belli ki bu abi de istiyor aynısından. Prim vermeyin sakın. Böyle şeylere de şirket açıklaması gelmeden inanmayın. Her yıl çıkıyor bu konser haberi, alışsak iyi olur artık değil mi? Dünya starı BTS'i tur kapsamı dışında sadece bir konser için getirmek pek mümkün değil. Ki üyeler grup aktivitelerine ara verdiler. Harıl harıl sololara çalışıyorlar. Daha bütün üyeler solo çıkış yapmadılar bile. En çok şaşırdığım şey haberin altına gelen yorumlar. Bu kanalın daha önce yaptığı haberleri ne çabuk unuttunuz. Bu kanalın varoluşu yalan dolan üzerine. Keşke gerçekten getirse de beni utandırsa inanmadığım için ama imkansız. Daha önce çok duyduk bu palavralardan ama umutsuzluğa düşmeyin. BTS 7 kişi geri döndüğünde hazırlanan dünya turu listesinde adımızı da görebiliriz. Sadece resmi bir şeyler bekleyelim. Böyle prim kokan yalan haberlere de itibar etmeyelim. Sizin de konuya dair düşüncelerinizi bekliyorum ve sizi morluyorum.